bakalım. Abi sığınmacılar sizce milli güvenlik sorunu oluşturur mu ileride? Kesinlikle oluşturur. Kesinlikle oluşturur. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu kadar mülteci istilasına ben ne duydum ne de şahit oldum. Bu gerçekten de demografik yapıyı değiştirecek bir istila bu. Bu normal bir şey değil bu. Bu anormalin de üzerinde bir şey çünkü bu. Şimdi bakıyorsunuz ülkelere ve ben geçen gün Instagram'da bir Gazi Mustafa Kemal Paşa Türk'ümüzün Erki Kurtuluş Savaşı'nda mülteciler için güzel bir makalesini okudum böyle. 10 bin kişinin geçemeyeceği ve onların sınırlı olduğu bölgelerin olduğu ve Türk milletinin üstünde olmayacağı bir şekilde kabul edilebilir. Ama şu an bakıyorsun ki diyorsunuz ki benim din kardeşlerim diyorsunuz değil mi? Şu an Instagram'larda görüyoruz. Ya ülkede zaten Pakistanlı var, Bangladeşli var, Suriyeli var, İranlı var, Suudi Arabistanlı var. Arkadaşım alırsın da doktorunu alırsın, mühendisini alırsın, pilotunu alırsın ama belirli bir şeyle, sınırla alırsın. Arkadaş her tarafa bakıyorum, adamlar köprü üzerinde Pakistan kıyafetleriyle geziyor. Bakıyorum affedersin Esenyurt'ta oturuyorum ben. Esenyurt zaten komple affedersiniz Pakistan, Bangladeş dolu, Afganistan dolu. Hani bu normal bir şey değil. Hani affedersiniz bu AKP'ye oy verenler diyorlar ya, yok benim din kardeşim, yok benim şu ya bırakın bu işleri arkadaşım ya. Ya bırakın bu işleri, ne din kardeşi ya. Geçen gün Esenyurt meydanında lokantada zabıta araştırma yaptı. Adamlar çamaşır suyuyla tavuk yıkıyorlar be. Bayatlamış tavukları çamaşır suyuyla yıkıp millete yediriyorlar be. Bunu kendi gözlerimle televizyonda gördük, medyada gördük be. Ya Allah'ını seviyorsanız bakın. Ben buradan Osmanlı torunlarına sesleniyorum. Diyorsunuz ya sınırlar namustur diye. Sınırlar namustur diyorsunuz ya. Sınırlarda ne namus kalmış ya? Kevire dönmüş resmen ya. Kevire dönmüş ya. Ya ben buradaki bacımı düşünüyorum, çocuğu düşünüyorum, çoluk çocuğu düşünüyorum ben ya. Sen diyorsun ki benim dün kardeşim diyorsun ya. Adamların ne olduğu belli değil ya. Hastası burada, cihatçısı burada, sapığı burada, teröristi burada. Affedersin ne oldu, uyuşturucu baronları komple burada. Afganistan'dan gelmiş adam sık çantasıyla gelmiş. Ne olduğu belli değil ya. Ben burada kardeşimi düşünüyorum, kendi arka kardeşimi düşünüyorum. Affedersin sokakta giden Türk bacımızı düşünüyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya sen yani bu istilayı yaparken neye gibi? Sen bir kere ben bir şey sormak istiyorum buradan. Ya sen niye referandum yapmadın ki? Ben onu anlamadım. Soraydın Türk milletini. Biz bunları alalım mı almayalım da referandum yapaydın bakalım. Türk milleti buna evet mi diyecek, hayır mı diyecek? Çünkü hayır diyecek. Hayır diyeceği için zaten referandum yapmadın ki zaten normalde. Yapaydın. Bunlar çok yanlış politikalar. Bakın gerçekten Türkiye şu an, normal bir zamanda değil. Bakın görüyorsunuz Avrupa sana vize vermiyor ya. Avrupa senin 3. dünya ülkeleriyle arasına sokuyor seni ya. Bugün senin 2,5 milyon verdiğin Suriyeli şu an konsolosluklara gidip diyorlar ki biz Türkiye vatandaşlığı aldık. Biz Türkiye vatandaşıyız. Bir de izin verin. Bakın bunu söyleyen Suriyeli, yabancı ilticalı Afganlı. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nde kimlik veriyorsun. Adamlar konsolosluğa gidip başvuruyor bu ülkeyi terk etmek için. Bu resmen yüz karadır ya. Bu resmen rezilliktir ya. Ya sen bu toprakları kanla alınmış bir ülkede, Çanakkale'de on binlerce çocuk şehit olmuşken, binlerce Kurtuluş Savaşı'nda mücadele verilmişken, o kadar kan dökülmüşken sen bir daire karşılığı Beylikdüzü'nde vatandaşlık veriyorsun konak evlerinin karşısında ya. Konak devletinin, affedersin, kapısında, valiliğin kapısında vatandaşlık veriyorsunuz ya. Böyle bir saygısızlık, böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kendi ülkemde ben kendim mülteci gibi yaşıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya arkadaşım sen bir daire karşılığı vatandaşlık vermek ne demektir ya? Geçen gün elin Cezayirlisi gelip burada iki tane ev alıyor. Kiracısı da çocuk Vanlı, benim kendi arkadaşım. Cezayirli çocuğa diyor ki buradan çıkacaksın bu evden diyor. Ben diyor Türklere ev vermem diyor. Ben diyor yabancıya vereceğim diyor. Ben diyor kendi insanıma vereceğim diyor. Al buyur buradan yak. Hadi Osmanlı torunları göreyim sizi. Hani ciyak ciyak bağırıyorsunuz ya.
Hani bir de ülkücüyüm diye gezen arkadaşlar, bozkurtçular var. Hani çok böyle milliyetçisiniz de böyle. Bak kendi milletin sokaklarda yaşıyor. Bak caddelerde yaşıyor. Bak kiralık ev bulamıyor. Hadi bozkurtçular çıkın da gösterin kendinizi. Deyin ki benim Türk milletim, Türk kardeşim sokakta yaşayamaz. O kadar kirada yaşayamaz, ev bulamaz deseniz de çıksanız sokağa. Ya ne desem boş zaten hocam. Ne desem boş zaten. Yani hani ülkenin hali ortada ya. Bak yemin ediyorum. Hani diyorlar ya böyle. Hani yok efendim 2000'den önce şöyleymişiz de böyleymişiz de. Ya sen 98'de 90'lara kurban ol be. Ben hiç olmasa paramızın değeri vardı. Paramızın değeri vardı ya. Hiç olmazsa bir ailede bir asgari ücretle adam asgari ücretle 5 ailesini geçindirebiliyordu be. Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki ya. Dolar olmuş 24 TL. Ya geçen gün ben neye merak ediyorum biliyor musun? Ya arkadaş o kadar cahil insanlar var ki. Ya benim kanım bazen tüylerim diken diken oluyor ya. Adam diyor ki biz diyor dolarla mı yaşıyoruz diyor. Ulan beyinsiz. Kusura bakmayın özür dilerim. Ulan senin donuna kadar ham maddesi yurt dışından geliyor. Geri zekalı. Ham maddesine kadar, senin ayakkabına kadar, iç çamaşırına kadar ham maddesi chemical gemileriyle Türkiye'ye geliyor. Senin bundan haberin var mı? Senin oturduğun mobilyanın ham maddesi bile yurt dışından geliyor. Ziya! Ulan senin harcadığın doğalgaz bile dolarla geliyor be. Sen dolarla yaşamıyorsun. Evet, TL ile yaşıyorsun mübarek. Sen böyle bu zihniyetlerde yaşayan insanlara var ya. Yani ben ya abi şok oluyorum ya. Samimi söylüyorum. Yani bunlar hani bunlar nasıl bir hani çağda yaşıyorlar? Nasıl bir information'a sahip oluyorlar? Nasıl bir bilgiye sahip oluyorlar? Ben anlamıyorum ya. Dolarla mı yaşıyoruz diyen adama ben buradan abi gerçekten samimi söylüyorum. Ben şok oluyorum ya. Ne diyeyim arkadaş bilmiyorum yani. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Yani gidişat hiç güzel bir gidişat değil. Vatandaşlık verilen sığınmacılar oy kullandı. Bunun hakkında ne düşünüyoruz? Hatta Ümit Öz açıklama yaptı. 1,5 milyonu geçik bir sığınmacı varmış oy kullanan. Arkadaşım bir daire karşılığı vatandaşlık veren adama oy kullandıramazsın. Bir, vatandaşlık veremezsin. İki, sen bu ülkenin vatandaşından hariç affedersen sınırdan kaçan adama bir hafta içinde vatandaşlık verip oy kullandıramazsın. Bu bir vatan hainliğidir. Bak bunu tekrar söylüyorum. Bu bir vatan hainliğidir. Vatan hainliğidir bana göre ya. Ben şimdi Avrupa'ya gitsem, örnek vermek istiyorum. Ben Avrupa'nın kapısından girebilecek miyim? Bana oy kullandırabilecekler mi? Bana en fazla orada 50, belki 50 köprüden geçirecekler bana oy kullandırmak için. Sen bunu biliyor musun? Adam geliyor buradan, şalvarlı, sınırdan geçiyor. 10 gün sonra adama kimlik veriyorsun, ondan sonra oy kullandırıyorsun. Ya bu resmen yani vatan hainidir ya. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir hani dünya üzerinde böyle bir şey yok ya. Ya Amazon ormanlarına gitsen bile bulunmamış kabile bile seni kabul etmiyor ya. Bulunmamış kabile bile seni, keşfedilmemiş kabile seni kabul etmiyor ya. Ya bunların hepsi abi siyaset bunların hepsi. Ya bunların hepsi şey, bunlar dalelere işler biliyor musun? Anlatıp hep dalelere işler. Samimi söylüyorum ama ben yani şimdi hayır da desem, çünkü oy veren var. Kitle var yani. %50 bir kitle var. Ben daha ne diyebilirim ki yani? Oy vermişler adama. İş işten geçmiş artık. Bitmiş olay yani. Yani bu millete sen hani gerçekleri de anlatsan anlamak mı istemiyorlar? Bilmiyorum ki işlerine mi gelmiyor? Bilmiyorum ki neyi kabul etmek istemiyorlar? Ben bunu da anlamıyorum. Yani bilmiyorum abi. Zaten iş işten geçti artık. Giren girdi artık. Yapacak bir şey yok. Giren girdi. Teşekkür ederim. Kızlar, sığınmacılar bir milli güvenlik sorunu oluşturur mu? Evet, oluşturur. Oluşturmasının sebebi öncelikle benim kendi güvenliğim. Mesela ben bu şekilde gezemiyorsam ya da işte benim ailem beni gece dışarı çıkarken korkuyorsa bu benim sorunumdur, güvenlik sorunumdur. Aynı şekilde ben milletimizdeki herkesin de bu soruna tabi olduğunu düşünüyorum. Yani bu soruna karşı karşıya kalmayan hiçbir genç kız bile demeyeceğim. Hiçbir insan yoktur bence. Teşekkür ederim. Nasıl peki, dışarı çıkarken korkuyor musunuz? Ya, tabii evet, ki yani. Tabii ki de. Yani. Ya mesela ben şahsen şu an bu şortu giyerken bile geriliyorum. Yani çünkü etrafta yine aynı şekilde bakan binlerce insan oluyor yani. Çok rahatsız edici bir durum gerçekten. Benim ailem de mesela hani korkuyor yani, işte bakarlar bir şey olur diye. Hani ailem de çok korkuyor bu durumdan. Biz teşekkür ederiz. Sığınmacılar bir milli güvenlik sorunu oluşturur mu ileride? Elbette, tabii ki de. Ya şu an ülke olarak çok zor durumdayız. Yani ben bu şekilde nasıl daha fazla gidebileceğimizi bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Amin. Gelecek kaygısı yaşıyor musunuz? Tabii ki de. Yani şu an fırsatımız olsa yurt dışına çıkacağız yani. Ki ben bu seçimleri kazandığımızı, fakat arkasında durulmadığını düşünüyorum. Umarım daha kötü duruma düşmeyiz. 5 sene daha nasıl yaşayacağız bilmiyorum. 5 sene götürebilir mi, yoksa erken seçim olur mu sizce? Olacak. Yani 2 seneye kalmaz ben de düşünüyorum olacağını.
umarım daha iyi şeyler olur. Yoksa çocuklarımızın geleceği hakkında tedirginiz. İyi şeyler olur inşallah. Teşekkür ederim. Temennimiz bu yönde.